Kaşif'in günlüğünden herkese selamlar. Bu hafta sizlere içinde bulunduğumuz bu pandemi belası nedeniyle özlediğimiz hasletlerden biri olan ve uzun zamandır da aslında ziyaret edemediğim, çok da ziyaret etmek istediğim Topkapı Sarayı'ndaki bir değerimizden bahsedeceğim. Evet, hemen burada yan tarafta görmüş olduğunuz ya da ekranda görmüş olduğunuz kılıç Hazreti Osman'ın, yani İslam'ın 3. halifesi Hazreti Osman'ın kılıcı ve bu kılıç şu an Kutsal Emanetler bölümünde Topkapı Sarayı'nda sergilenmekte. Bu kılıcın şöyle bir özelliği var, Hazreti Osman'ın bu kılıcının, o kutsal emanetlerin tabii ki hepsi çok önemli ama şimdi bu kılıç aslında Türk ve İslam tarihi için çok önemli bir kılıç bizler için. Bu kılıcın üzerinde bir kayı işareti var. Yani asırlardan beri Türklerin, atalarımızın kullandığı, İslamiyet öncesinden beri kullandığımız bizim bir kayı işaretimiz var. Oğuzların Bozok kolunun kayı boyu. Yani bizim önemli bir geçmişimiz. Fakat gelin görün ki Hazreti Osman'ın kılıcının üzerinde de bu kayı boyunun işareti var. Yani baktığınızda gerilmiş bir yay ve etrafında da iki tane oktan mütevellit bir kayı işareti var ve Hazreti Osman'ın kılıcında var bu. Şimdi Türklerin işte Talas Savaşı ile Müslümanlığı ve İslamlığı tanışmaları falan gibi yakın dönem bilgilerimize baktığımızda aslında Hazreti Osman'ın kılıcında böyle bir işaretin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat yapılan araştırmalarda ve artık biliniyor ki bu Arap kaynaklarında da geçiyor değerli arkadaşlar. Hindistan bölgesinde yaşayan Ak Hunlar Devleti'nin yıkılış dönemi 6. yüzyılda. Aslında tam da bu işte İslamiyet'in doğduğu yıllara rastlıyor ve bu dönemde bir takım Türk kabileler, bu kayı boyundan bir takım Türk kabileleri İslamiyet'ten önce Anadolu'dan geçerek Arabistan topraklarına ve Mekke'ye yerleşiyorlar. Şimdi burada şunu da belirtmekte fayda var değerli arkadaşlar. Araplar kendi içlerinde çok kapalı bir toplum oldukları için bu adamlar öyle dışarıdan gelen birilerini kolay kolay aralarına almıyorlar. Yani onlara entegre olmak çok zor. Kendi bu sıkı kültürel bağlarından dolayı. Fakat bahsettiğimiz kayı boyu işlerini çok düzgün yapıyorlar. Kendi töre ve adetlerine de çok bağlılar. Dürüstler. Arap toplumunda o dönemde özellikle dürüst olmak hani çok önemli. Zaten sonradan niçin o topluma peygamber geldiğini de anlıyoruz yani. Kendi işlerinde ve ticaretlerinde hiç dürüst değiller. Böyle aranan özelliklere sahip bir takım insan topluluklarını karşıladıklarında aslında seviniyorlar ve onları benimsiyorlar. Bu adamlara Arabistan topraklarında Süreyç kabilesi deniyor. Birçok Arap kaynağında da geçiyor. Bunların Türk boyu oldukları ve Arabistan topraklarına yerleştikleri de yine Arap kaynaklarında Süreyçliler olarak da görüyoruz arkadaşlar. Süreyç kabilesi aynı zamanda Kabe'ye de çok sahip çıkıyor. Çünkü Kabe'nin Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir emaneti olduğuna inanıyorlar ve kendilerinin de Hazreti Nuh'un oğlu Yasef tarafından, yani Yasef'in soyundan olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla Kabe'ye çok ehemmiyet gösteriyorlar. Kesinlikle putperest bir kavim değil. Putlara tapmıyorlar. Kabe'nin içindeki putlarla bir ilişkileri yok ama Kabe'ye karşı inanılmaz saygılar. Bu saygıları sayesinde de Kabe'nin anahtarı bu kavme veriliyor. Şimdi bulmuşsunuz dürüst adam, çalışkan adam, savaşçı adam. O dönemler Araplar için de birçok savaşlara falan katılıyorlar. Kabe'nin anahtarını bu Süreyç kabilesinin lideri Osman bin Talha'ya veriyorlar. Şimdi buraya kadar anlattık ama bu adamların en büyük özelliğini es geçtim. Bu adamların en büyük özelliği kılıç ustalığı değerli arkadaşlar. Kılıç deyince o dönem Arabistan topraklarında bu adamlar geliyor. O dönem için kılıç ne demek? Onu da şöyle izah edeyim. O dönem için kılıç aslında bugünkü piyade tüfeği. Ve şunu belirtelim. Yani o topraklarda o dönem en iyi kılıçları yapan, herkesin sahip olmak istediği o piyade silahlarını yapanlar Süreyçliler. O kabilenin yapmış olduğu kılıçlar gerçekten çok değerli. İslamiyetle beraber Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz Mekke'ye giriyor ve Kabe'ye geliyor ve Kabe'nin anahtarı lazım. Kapısını açacaklar. Beni gerçekten çok etkileyen hikayelerden bir tanesi. Hazreti Ali'ye diyor ki git Kabe'nin anahtarını al bu Süreyçlilerden. Hazreti Ali Osman bin Talha'ya gidiyor. İşte o dönemki Süreyç kabilesinin lideri Osman bin Talha ve anahtar kendisinde vermek istemiyor Müslümanlara anahtarı. Bir arbede yaşanıyor hatta ve Hazreti Ali zaten gelmiş yani. Peygamber Efendimiz anahtarı al demiş yani. Ya anahtarı onu alacak ya o anahtarı alacak yani. Hazreti Ali için artık başka bir alternatif olmaz.
anahtarı zor kullanarak Süreç kabilesi liderinin elinden alıyor. Götürüyor Peygamber Efendimiz'e teslim ediyor. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içerisindeki putları yıkıyor. Ardından anahtarı tekrar Hazreti Ali'ye veriyor ve diyor ki bunu götür tekrar Osman bin Talha'ya ver diyor. Hazreti Ali de tekrar anahtarı alıyor. Götürüyor Osman bin Talha'ya. Resulullah bunu sana geri gönderdi diyor. Osman bin Talha da diyor ki yani, ha diyor yani geçen benim elimden zorla aldığınız anahtarı bugün bana niye teslim ettiniz diyor. Ne istiyorsunuz, neden diyor. Hazreti Ali de ben bilmem diyor yani. Resulullah bana geri getir dedi, ben geri getirdim. Çok merak ediyorsan git kendisine sor diyor. Osman bin Talha Resulullah'ın karşısına çıkıyor ve diyor ki neden diyor bu anahtarı bana geri verdiniz. Anahtarı diyor senden aldığında Hazreti Ali Allah-u Teala Cebrail vasıtasıyla bana Nisa suresi 58. ayeti gönderdi. Bu ayette de şöyle diyor değerli arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan okuyacağım. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size en güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve her şeyi görmektedir ayeti bana geldi. Bunun üzerine ben de işi ehline vermeyi uygun görüyorum der. Yani Allah bana emretti ki işi ehline ver. Tabii ki onun vesilesiyle hepimize emretti ki bir işi ehline vermek. Burayı da diyor en iyi koruyabilecek, en iyi buraya sahip çıkabilecek olan kabile Müslüman olmasanız bile sizlersiniz. Ve ben de diyor o yüzden işi ehline veriyorum diyor ve anahtarı teslim ediyor. Yani bakın Müslüman olmasalar bile o kabileye o işi veriyor. Yani o görevi veriyor. Çünkü o işi en iyi onlar yapıyor. Daha sonradan zaten Osmanlı'da da bunu görüyoruz. Yani birçok gayrimüslime eğer işini iyi yapıyorsa o insanlara o iş verilmiş, hakkı verilmiş insanlara. Hepsinin altında işte bu Nisa suresi 58. ayet yatıyormuş demek ki. İşi ehline veriniz ayeti yatıyormuş. Bunun üzerine de Osman bin Talha bütün Süreç kabilesiyle beraber İslamiyet'e geçiyorlar ve hepsi Müslüman oluyorlar değerli arkadaşlar. Ondan sonra da Hazreti Osman'a işte bugün görmüş olduğunuz bu kılıcı da yapıyorlar ve üzerine de tabii ki her ustanın olduğu gibi kayı işaretini kılıçların üzerinde bulunuyor. Zaten herkes emin olun o dönem o kayı işaretli kılıçlar arıyorlar yani. Hani yeter ki hani onların yapmış olduğu, o Süreç kabilesinin yapmış olduğu kılıçlar olsun. Osman bin Talha bunu Hazreti Osman'a hediye ediyor adaşına. İslam'ın 3. halifesine hediye ediyor. Onun için yapıyor o kılıcı. Ardından seneler boyunca bu kılıç el değiştiriyor değerli arkadaşlar. Ve en son Şeyh Edebali'nin eline geçiyor değerli arkadaşlar bu kılıç. O da damadı Osman Gazi'ye hediye ediyor kılıcı. İşin hani şey tarafı şu, Osman bin Talha'nın yapmış olduğu bir kayı boyunun yapmış olduğu bu kılıç Hazreti Osman'a hediye ediliyor. Aradan yüzlerce yıl sonra gene kayı boyunun mensubu olan Osman Gazi'ye hediye ediliyor. Yani atalarının yüzlerce yıl önce yapmış olduğu o kılıç dönüyor dolaşıyor ve tekrar Osman Gazi'ye gene bir kayı boyuna geliyor. Ve oradan da Osmanlı İmparatorluğu himayesinden de işte günümüze kadar ulaşıyor. Gerçekten çok hoşuma giden bir hikayeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve olmadıysanız da hala kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.